Herkese merhabalar. Bugün karşınızda çok güzel bir konuylayım. Yani genelde bilgi veriyorum evet ama bu çok beni mutlu eden bir şey oldu. Biz ne yaptık? Biz devletten geçen yıl için vergi iadesi aldık. Evet 1549 euro. Euro vergi iadesi aldık devletten bu gerçekten mükemmel bir his yani bana 50 euro da verseler bir tuhaf hissedecektim kendim yani çünkü düşünsenize devletten geriye bir e, para size dönebiliyor yani bunun hayalini kurmak bile çok güzel bir şeydi ve bunu yaşadık çok da güzel oldu. Peki nasıl oldu? Hemen hızlıca ve mümkün olduğunca kısa tutarak size bu konuyu anlatmak istiyorum. Herkesin de bunu yapmasını tavsiye ediyorum. Eminim bu konuyla ilgili bilgisi olmayanlar, böyle bir hakkı olduğunu bile bilmeyenler vardır. Mutlaka bu hakkınızı değerlendirin. Burada Almanya genelinde konuşuyorum çünkü burada yaşadığım için. Almanya'da çalışmış olan herkesin, vergi ödemiş olan herkesin Resmi olarak çalışmış olup da vergi iadesine başvurma hakkı var. Yani ne kadar alırsınız alırsınız alamazsınız onu bilemiyorum. Ama mesela bizi biliyorsunuz zaten biz geçen yıl Şubat ayının ortasında buraya geldik. Zaten bir iki ay çalışmamıştık. Geçen yılın beşinci ayından sonra ben çalışmaya başladım. Dördüncü aylarında falan da Rahman çalışmaya başladı. Ama hiç düzgün maaş da alamadık çünkü daha asgari ücret bile elimize geçmiyordu. Çünkü biliyorsunuz hem live firma olması hem işlerin düşük kalitede olmasından dolayı aslında çok da bir e, beklentimiz yoktu açıkçası. Ama e, sonuçta bu kadar para vergi iadesi alabildik. Tam yıl çalışmamamıza rağmen çok yüksek maaş almamamıza rağmen. Ben mesela size şöyle bahsedeyim. Finansamt'ı biliyorsunuzdur artık. Finansap buradaki e, ma vergi e, dairesi gibi bir şey. Oraya gittim ben. Geçen yıl e, 2021 yılının Aralık ayının sonlarına doğru dedim ki ben bu yıl için vergi iadesi alabilmek için başvuru yapmak istiyorum. Gittiğimde bana dediler ki bunun başvurusunu 2022 yılının Nisan ya da Mayıs aylarında yapabiliyorsunuz. Mart ya da Nisan ya da Nisan ya da Mayıs dediler. Tamam dedim ama ben bir panik oldum. Anladım ama dedim ki bu kadar uzun süre olur mu bir geçen yılın başvurusu için acaba ben yanlış mı anladım falan diye bir panik oldum. Bir araştırdım öyleymiş doğruymuş. Ve bana ben onlardan ne formları istedim hani ne doldurum nasıl yapmam gerekiyor falan diye söyleyince bana böyle bir sürü bir sürü bir sürü formlar verdiler. Şöyle Karışık, kuruşuk, bir sürü böyle değişik değişik formlar. Hem Rahman hem ben için ayrı ayrı e, formlar var. Yani karı koca da çalışıyorsa, karı koca ayrı ayrı başvuruyor. Yani aynı adı altında ayrı ayrı e, hesaplanıyor e, şeyleriniz, evraklarınız e, ve Hı -hı. <laughs> Ve ben de bu şekilde formları aldım, eve geldim. Ama o kadar karışıklardı ki çeviri yaptığım halde bile hiçbir şey anlamadım. Çünkü çok e, sinir bozucu. Bazen hatta Almanlar da bunu söylüyor. Biz bile bazen resmi mektupları anlayamıyoruz. Hani ne demek istediğini falan diye hani. Bunlar da resmi evraklar olduğu için ben anlayamadım onları. Daha sonra Rahman bu yeni işine girmişti zaten. Orada da çok yardımcı olan Türkler de var. Sağ olsunlar. Onlar demişler ki bir Türk, bir çocuk, bir adam var. O bu işi yapıyor diye. Ben de zaten bir normal böyle evden bu işi yapan bir insan hani açıktan yapan hani yardımcı olan insanlar bir insan ama öyle değilmiş. Burada bu vergi iadesiyle ilgili sırf bu işle ilgilenen firmalar var. Danışmanlık firmaları gibi düşünün. Onların sizin istediği evrakları onlara veriyorsunuz, onlar hesaplıyor ne kadar iade alabileceğinizi size söylüyorlar. Daha sonra başvuruyorsun adınıza yapıyorlar. Daha sonra size sadece onların danışmanlık ücreti ve vergi iadesinden alabileceğiniz para geliyor. Ben biz gittik tabii ben bunların hiçbirisini bilmiyordum gittiğimde öğrendim. Çocuk Türk'te Türkçe konuşuyordu zaten konuştuk. Ee, biz dedik e dedi böyle böyle hani vergi iadesine başvurmak istiyoruz falan. Sonra e, o bana işte o bize işte Dedi işte şey e, kimlik bilgilerimiz, sig avukat sigorta bilgilerimiz, işte araç sigortası, işte işimiz nerede, evimiz nereden, hani aradaki mesafeye bakmak için. Çünkü e, mesela burada şöyle bir yanılgı var. Mesela yol paralarını devletten alıyorsunuz gibi duyduk biz. Hani sanki benim ödediğim, benim biliyorsunuz işlerim çok uzak ya evime. Hani 50 kilometrenin üstünde. Ve ben bunu sanki geri alabileceğimi düşündüm ama öyle değilmiş. O yol parası saat baş, e, kilometre başı 30 centten hesaplanıp e, daha sonra vergi matrağınızdan düşüyormuş. Yani yıl sonunda ne diyor devlet? Sen bu yıl 5000 euro kazanmışsın. E, bunun e, 5000 euro kazanmışsın bana da 500 euro vergi ödemişsin diyor bunun yanında ama diyor sen diyor yol parasına 1000 euro ödemişsin dolayısıyla diyor sen diyor 5000 euro kazanmamışsın 4000 euro kazanmışsın ama bana yine 500 euro ödemişsin benim sana öde benim senden almam gereken aslında 450 euro vergiydi bu kalın 50 euroyu da sana geri iade ediyorum diyor olayın özeti aslında bu yani bu araç sigortaları iş için yaptığınız herhangi bir eğitim masrafı varsa bunu gösterebilirsiniz Ondan sonra çocuk bana bir sürü saydı. Mesela kendi eviniz varsa evinize yaptığınız tadilatlar, işte sigortalar. Yani bu, bu tarz her şeyi orada matrahtan düşmek için kullanabiliyor musunuz? Bunun tabi çok daha detayları vardır. Ben de tam bilmiyorum. Böyle bir firma bulup onlarla konuşup bunları sormanızı tavsiye ediyorum. Daha sonrasında bir de şöyle bir şey var. Bu e, bu hesaplamayı yapabilmeleri için bu e, danışmanlık firmasının yani vergi dairesi zaten bu bilgiye sahip olduğu için sizden istemiyor. Ama danışmanlık her burada her işleri her sene sonu çalışanına Loan bir şey diye böyle uzun adlı bir evrak var yani o yıl ne kadar vergi ödemişsiniz ne kadar çalışmışsınız falan onun olduğu bir evrak var ya da mesela her firmanın kendi bir sitesi var sistemi var programı var oraya size şifre veriyorlar oraya girip kendiniz de takip edebiliyorsunuz maaşınızı işte bilgilerinizi yıl sonu işte o, lon, o evranızı hani onların hepsini oradan kendiniz de edinebilirsiniz ama firmalar da çalışanlarına yıl sonu geldiğinde bu evra mektup olarak da veriyorlar çıktı olarak da hani. Bu e, danışmanlık firması bizden bu evrağı istedi. Çünkü oradan bakıp da hesapladılar bizim ne kadar vergi alabileceğimizi, vergi adresi alabileceğimizi söyledi, söylemek için. Daha sonra işte onlar oradan bak, o, o da size ya bu da aklınızda bulunsun böyle bir evrak var ve yıl sonlarında bu evrağa ihtiyacınız var. Bunu e, alabiliyorsanız alamıyorsanız firmanızın size verdiği o şifrelerle onların programına girip oradan maaşınızı her şeyinizi takip edebilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde daha sonra bu firmalar bu işin danışmanlık firması olduğu için mesela bize mayıs ayında dediler ama onlar hayır ya bize nisan ayında dediler. Yani bize mayıs, nisan falan dediler ama çocuk da biz biraz daha geç yapabiliyoruz başvuruyu. Biz firma olduğumuz için bize sorun olmuyor. Finansam buna izin veriyor dedi. Sonra ben işte geçen ay işte söylemiştim çocuğa. Çocuk da işte bizim başvurumuzu yaptı. Biz ona gerekli evrakları hep gönderdik. Burada yazıyor mu başvuru tarihimiz ya bir dakika. Sonra çocuk bize dedi ki çocuktan bize mektup geldi. Yani o danışmanlık firmasındakilerden bize bir mektup geldi. Bu mektupta işte bilgiler var. Ne kadar vergi iadesi alabileceğimiz yazıyor. Bütün hesaplamalarını böyle bize dökümünü göndermişler. Neyi nasıl hesapladıklarını söylemişler. Ve bize bir danışmanlık faturası kesmişler. Onun da tutarı toplamda 167 euro 61 sent bize danışmanlık faturası kesmiş bu firma. Danışman firmamız. Bu danışmanlık bedenini tabii onların hesabında ödüyoruz. Burada böyle aslında bir yerde gidiyorsunuz bir şey alıyorsunuz ya da atıyorum bir kan tahlili yaptırdınız fatura eve geliyor daha sonra ödüyorsunuz onu evden ödüyorsunuz. Yani IBAN'ına yolluyorsunuz ya da onlar size böyle IBAN numarasını falan yazabileceğiniz bir evrak yolluyor. Onu doldurup onlara geri posta yapıyorsunuz. Onlar oradan çekiyor falan. Öyle ben genelde bank internet bankacılığını kullanıyorum ve oradan IBAN'larına gönderiyorum bütün ödemeleri herkesin her yerin. Bu da çok hızlı ve pratik oluyor tavsiyemdir. Bu şekilde biz danışmanlık işte dediğim gibi danışmanlık bedelini ödedik. Bunlar mesela 12'sinde 13'ünde falan 12'sinde galiba bizim başvurumuzu yapmışlar. Bize de finansamtan mektup geldi sonrasında. Ben hızlı olmasını beklemiyordum. Burada her şey çok yavaş olduğu için. Bize finansamtan mektup ne zaman gelmiş? Bir dakika burada mektubun tarihini bulmaya çalışıyorum ben şimdi. Hmm, göremiyorum ama iki, geçen hafta bize mektup geldi. 2 i̇şte hafta önce yani 24.5'te gelmiş. Yani bizim 12.5'te e, başvurumuz yapıldı, 24.5'te de Finansamt bize bu mektubu hazırlamış, göndermişler. Bize Finansamt'tan gelen mektup şu şekilde bir mektup. Burada rakam yazıyor, bilgilerimiz vardı. Arkasında dökümleri neyi nereden aldıkları rakamlar, kazançlarımız, bizim vergiden düşenlerimiz, her şeyimiz detaylı bir şekilde Finansamt böyle iki sayfada toplamış. Bize yazmış ki altında 1.549 euro. İşte size para gelecek. Burada rakam bu. Biz tabi çok sevindik. Yani sonuçta danışman firma Rahman'ın palet fabrikasındaki işinin evrağını ona veremediğimiz için hesaplayamamış Çünkü oradan çıkarken öyle bir döküm, ücret dökümü gibi bir şey almamıştı Rahman. Biz bilmiyorduk hiçbir şey bilmediğimiz gibi. Onu da bilmiyorduk öyle bir şeye ihtiyacımız olduğunu. Yaşayarak öğrendik onu da. Dolayısıyla onu hesaplayamamıştı. Çocuk demiş ki 1200 Euro size iade gelecek. Ama palet fabrikasının da durumunu bilmediğim için o biraz daha artı olabilir demişti. Hani çünkü orayı hesaplayamadım ben demişti. Bize de toplamda 1549 euro vergi iadesi geldi. Yani şey olarak söyleyeyim. Para evet aslında bir maaş kadar bu para. Yani hiç kötü bir para değil. Benim maaşım bile bu kadar değil. <laughs> yani ama bu e, ka, verdiğin e, giderinin karşılığını alabilmek yani devletin sana bunu bu hakkı vermesi gerçekten çok güzel bir duyguymuş. Yani insan kendini iyi hissediyor. Yani diyorum ya bana bu 50 euro da ödüyoruz sana deseydi ben yine mutlu olurdum. Çünkü bu bana devletin verdiği önemdir. Hani ben bu devletin bir çalışanıyım ve bu devlet de beni düşünüyor. Ben bunu görüyorum. Hani en azından bana böyle bir hak veriyor ki bu hiç azımsanabilecek bir para da değil burada yani şu anda. Yani gerçekten ilaç gibi geldi diyebilirim. O yüzden çok mutlu oldum. Bunu mutlaka yapın. Çünkü bu bizim hakkımız. Bu yardım veya herhangi bir şey değil. Bu tamamen bizim bir çalışan olarak, Alman devletine çalışan bir insan olarak almamız gereken hakkımız. Yani bu, bu diğer şeylerle alakası yok bunun. İşte yardım almak gibi ya da işte şey gibi düşünmeyin bunu. Bu doğal olarak hakkımız. Bunu bütün Alman vatandaşları da yapıyor. Herkes yapıyor bunu. Çünkü yapması gerekiyor. Çünkü bu hakkı sana devlet veriyor. Dolayısıyla da biz de yaptık <laughs> ve işte ben de siz de bunun farkında olun, bilginiz olsun ve yapın diye size böyle bir bilgilendirme videosu yapmak istedim. Yani seneye umarım daha iyi olur çünkü ikimizin de işleri daha, benim gerçi gene bir sallantıda işlerim şimdi iş değiştiren falan ama bundan biraz daha belki bir tık daha fazla olma ihtimali olabilir. Tabi bilmiyorum o zamanın şartları ne gösterir olur olmaz bilemiyorum ama şu anki durumumuz bu şekilde. Ben mutlu oldum yani bunun için gerçekten ıı, önemli bir şey benim için mutluyum. Hepinizin yapmasını tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. YouTube YouTube kanal Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Biliyorsunuz sorularınızı oradan da sorabilirsiniz. Videonun altına da istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Benim bilmediğim şeyleri biliyorsanız lütfen o detayları da her zaman olduğu gibi paylaşın ki ben ve izleyenler de daha fazla detayları öğrenebilsinler. Ben sadece her zaman olduğu gibi yaptığımı ve bildiğimi paylaşıyorum. Çok eksik bilgim var bunu da biliyorum. Sadece bu, bu olayı kaba taslak anlatabiliyorum size. Bilen, daha bilgili sahibi olan, detay bilen insanlar da lütfen bizimle paylaşsınlar bu bilgilerini. Videonun altına yazsınlar ki bizler de daha çok bilgi sahibi olalım ve birçok insan da bilgi sahibi olabilsin. Zaten amacımız biliyorsunuz ki bu. Şimdiden de onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü bazen gerçekten benim bile hiç bilmediğim şeyler, bilgiler geliyor ve benim de çok işime yarıyor. Ben de mutlu oluyorum. Teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam ederiz diye umuyorum. Evet çok uzatmak istemiyorum. Böyle bilgi yüklü bir video olsun yine istedim. O yüzden şimdi videomu burada sonlandırmak istiyorum. Dediğim gibi abone olursanız sevinirim. Ee, bana her yerden de yazabilir sorabilirsiniz zaten. Her yerden değil Facebook'tan yazarsanız görmüyorum bunu da söyleyeyim buradan. Bana Instagram'dan yazarsanız mutlaka görürüm. Youtube'da da bir yorum olarak yazarsanız mutlaka görürüm. Şimdiden hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bu işlemleri siz de yaparsınız ve benim gibi bizim gibi siz de mutlu olursunuz. Hoşçakalın.